Haftanın ilk iş gününün ardından NTV Radyo İstanbul stüdyosundan iyi akşamlar. Ben Gündür Öztürk Yener. Eve dönerken kuşağında 17 bülteniyle birlikteyiz. Yeni haftaya fırtınayla girdik. Yurdun yarısı için turuncu alarm var. Birçok ilde fırtınaya yağmur da eklendi. İstanbul'dan can kaybı haberi geldi. İstanbul ve diğer illerde fırtınada son duruma bakacağız. Değişmeyen gündemimiz koronavirüste ise yeni varyantı anlatacağız. Tüm dünyada panik yaratan Omikron ne kadar tehlikeli, aşılara dirençli mi? Delta varyantından farkı ne? Tüm bu sorulara yanıt vereceğiz ama birazdan. Manşetimiz Yargıtay Başsavcısından Halkların Demokratik Partisi'nin kapatma davasıyla ilgili az önce gelen haber. Başlıyoruz. Halkların Demokratik Partisi hakkında açılan kapatma davasında Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Hem mütalaya hem de bundan sonra nasıl bir süreç izleneceğine dair notları Özden Erkuş'tan alacağız. Özden, söz sende. Esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Şahin, Bekir Şahin ve iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı. HDP'nin ön savunmasında belirtilen itiraz ve taleplerin reddi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşılan HDP'nin temelli kapatılması, iddianamede belirtilen kişilere siyasi yasak getirilmesi istendi. Hatırlatmak gerekirse 5 Kasım tarihinde Halkların Demokratik Partisi temelli kapatılmaya ilişkin bu iddianame hakkında yazılı ön... Özden, beni duyabiliyor musun? Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sunmuş oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki görüşü... Özden Erkuş'la sağlıklı bir bağlantı gerçekleştiremedik. Kendisinden tekrar notları almaya çalışacağız. Şimdilik biz aktaralım. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma davasında esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu dedik. Biraz önce Özden Erkuş da aktardı. Şahin iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında itirazların reddedilmesi istendi. Partideki görevleri belirtilen kişilerin temelli kapatılmaya ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi istemlerini içeren esas hakkındaki görüşümüz Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştur denildi. Şimdi fırtınaya bakalım. 52 ilde fırtına etkili oluyor. İstanbul'da 2 kişi hayatını kaybetti. 2 ölüm haberi geldi. Çatılar uçtu. Çatalca'da saat kulesi devrildi. Ulaşım etkilendi. NTV muhabiri Osman Terkan gün boyu İstanbul sokaklarındaydı. İlçe ilçe son durumu anlatıyor. Dinleyelim. Evet, İstanbul'u etkisi altına alan Lodos fırtınası sabah saatlerinden bu yana şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul için turuncu kod uyarısı yapılmıştı. Yani bu rüzgarın hızının saatte 60 ila 100 kilometreye kadar ulaşacağı anlamına geliyor. Hasar ve kayıplar meydana gelebilir deniyordu. Bu türde uyarılar yapılıyordu. Yani direklerin devrilebileceği, ağaçların devrilebileceği, çatıların uçabileceği yönde uyarılar yapılıyordu ki ne yazık ki öyle oldu. Ve kayıplar var. 2 kişi hayatını kaybetti. Bir ağır 9 kişi de yaralandı bu uçan çatılar nedeniyle. Acı haber Esenyurt'tan geldi. Bağlarçeşme Mahallesi'nde anne Elif Şamber çocuğuyla birlikte yolda yürüdüğü sırada şiddetli fırtına nedeniyle bir çatı, 8 katlı bir binanın çatısı yerinden söküldü ve anne Elif Şamver ve çocuğunun üzerine isabet etti. Ne yazık ki anne Elif Şamver hayatını kaybetti ve çocuğu da o enkazın altından yaralı olarak kurtarıldı, hastaneye sevk edildi. Yine Esenyurt Kıraş'ta uçan bir çatı bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 9 kişi de yaralandı ne yazık ki bu yaşanan olaylarda. Tabii üzücü olaylar da yaşanıyor İstanbul genelinde. Yine Büyükçekmece'den yansıyan bir görüntü var.
Hem otoyolunda seyir halindeki iki tır, öylesine şiddetli ki rüzgar, işte bu iki tır rüzgar nedeniyle devrildi seyir halindeyken. Ayrıca bir kamyon, yine seyir halindeki bir kamyon da rüzgarın şiddetiyle yoldan çıkarak devrildi. Halkalı da bir vinç devrildi. Şimdi sabah saatlerinden bu yana etkili olduğunu belirtiyoruz. Deniz ulaşımı aksadı İstanbul'da. Sabah saatlerinde şehir hatları, vapur seferleri iptal edilmişti. Ardından deniz otobüs seferlerinden iptal haberleri gelmeye başlamıştı. Şu an içinde yapılamıyor. Bursa, İstanbul arasındaki deniz otobüs seferlerinin her biri iptal edildi. Yine vapur seferleri İstanbul içinde yapılamıyor. Hava yolu da etkilendi. Bunu da belirtelim. İstanbul'a gelen uçaklar rüzgar, şiddetli rüzgar nedeniyle havalimanlarına iniş yapamadı ki Türk Hava Yolları'na ait 6 uçak, 5'i Ankara'ya, biri de İzmir'e yönlendirildi. Sağanak yağış da var, bunu da belirtelim. Şimdi bir diğer uyarı da sağanak yağışın etkisi altına gireceği yönündeydi İstanbul'un ve öğle saatlerinde başladı o beklenen sağanak yağış. Şu dakika itibariyle de İstanbul genelinde yağış etkili olmaya devam ediyor ve hem şiddetli rüzgar, yani lodos fırtınası, hem de sağanak yağış yarın akşam saatlerine kadar İstanbul'u etkisi altına almaya devam edecek. NTV muhabiri Osman Terkan aktardı. Yurttan fırtına notlarını verelim. İzmir'de rüzgarın hızı saatte 110 kilometreye çıktı. Karşıyaka sahilinde deniz karayoluna taştı. Vapur seferleri durdu. Çatılar uçtu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir cami inşaatında iskele çöktü. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da da fırtına etkili oldu. Balıkçı tekneleri battı. Deniz ulaşımında aksama sürüyor. Peki bu hava şartları ne kadar daha sürecek? Biraz önce Osman Terkan da anlattı. Fırtına bu gece de etkili olacak. Yarınsa rüzgarın yönü değişecek. Karayel esecek, hava soğuyacak. Yağışın devam etmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın daha çok Sivas ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli eseceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası bir kez daha ekonomiye dair mesajlar verdi. Türkmenistan dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Hiçbir zaman yüksek faizi savunmadım, savunmayacağım," dedi. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir ve bir de faiz enflasyon ilişkisini ben devamlı faiz sebep, enflasyon neticedir diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum. Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide yaşananlara ilişkin konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faiz indirimi konusundaki görüşlerini eleştirdi. Hatırlayın, Bay Kemal grup konuşmalarında faizi 1'e indirin, biz de gelip sizi destekleyeceğiz dedi. Sonra da kalkıp şimdi de faiz indirimine tepki göstereceksin. Tayyip Erdoğan'ın böyle zikzakları yok. Tayyip Erdoğan zaten en başından beri düşük faizden bahsediyor ve bu faiz inecek diyor. Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım. Savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Bundan taviz veremem ve vermeyeceğim. Bu şekilde biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz, enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Çok açık net, bütün delilleriyle, her şeyiyle ortada. Cumhurbaşkanı TÜSİAD'ı da eleştirdi. Onlardan istediğimiz yatırım mesajı verdi. Arkadaş, sen zengin misin? Para sende mi, finans sende mi? Biz sizden bir şey istiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Ama biz size bunu söyleyince siz tam aksini söylüyorsunuz. Faizi düşürelim. Yok, başta kamu bankaları olmak üzere biz yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın. Cumhurbaşkanı gıda sektöründe stokçuluk iddialarına ilişkin tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, asgari ücretle ilgili olarak da 1 Aralık'ta başlayacak görüşmelerin akışına göre karar verileceğini belirtti. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz.
İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Muhalefetin gündemi de ekonomi. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstererek bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı konuştu. Faize ezdirmeyeceğiz dedikleri vatandaş dövize ve enflasyona ezdiriliyor. Sayın Erdoğan, Türkiye kur şokundan kaynaklı büyük bir buhranla karşı karşıya. Bu yükler artık Türkiye'yi yönetemiyor. Yaşanan bu tablo karşısında Türkiye'nin derhal seçime gitmesi gerektiğini biz söylüyoruz. Bu sadece bizim görüşümüz değil, artık vatandaşımızın da sahip çıktığı, dile getirdiği bir görüş. Erken seçim çağrımızı 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağımız mitingde dile getireceğiz. Ve iktidara da, küçük ortağına da güçlü bir çağrı yapacağız. Biz mitingimizi iktidara bir an önce o sandığı vatandaşın önüne getirmesi için yüksek sesle talebimizi haykıracağız. Fahiş fiyat artışları bugün önemli bir toplantıda ele alındı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Toplantıda ne karar alındığına ilişkin henüz bir bilgi yok. Muhalefetin kalıcı yaz saatiyle ilgili eleştirileri sürerken sokak lambalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Artık sokak lambaları 45 dakika daha az yanacak. Yeni karara göre sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülecek. Yetkililer bu adımın tasarruf kapsamında atıldığını bildirdi. Pandemiyle mücadelede yeni bir tehlike var. Yeni varyant Omikron. Delta'dan daha hızlı yayılıyor ama daha hızlı yayılması daha güçlü olduğu anlamına mı geliyor? Henüz bilinmiyor. Bildiğimiz Türkiye dahil birçok ülke alarma geçti. Önlem almaya başladı. Melike Şahin Omikron'la ilgili bilim dünyasının elindeki verileri NTV Radyo için derledi. Tüm dünya Omikron varyantı için alarmda. İlk vaka 24 Kasım'da Güney Afrika tarafından bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü acil toplandı ve bu varyantı kaygı verici varyant olarak tanımladı. Tüm varyantları olduğu gibi isim yine Yunan alfabesinden seçildi. 15. harf olan Omikron ile adlandırıldı. Varyantın aşılamanın düşük olduğu bir Afrika ülkesinden çıktığı biliniyor ancak kesin kaynak henüz tam olarak ortaya koyulabilmiş değil. Vakalar kısa süre içinde dünyanın birçok farklı noktasında görülmeye başladı. Avrupa'da Çekya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İskoçya, İtalya, Belçika, Danimarka ve Avusturya'da hızla vakalar tespit edildi. Bu ülkelerde son bir ayda vaka sayısındaki tırmanış aslında varyantın bu ülkelere daha önce girmiş olabileceği şüphesini de uyandırdı bazı bilim insanlarında. Öte yandan İsrail, Hong Kong, Kanada ve Avustralya'da da Omikron varyantı vakalar bildirildi. Türkiye, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, Hollanda, Avustralya gibi birçok ülke sınırlarını riskli görülen Afrika ülkelerini kapattı. Japonya ve İsrail ise sınırlarını tamamen yabancılara kapattı. Bu virüsün ilk halinden en uzak varyantı bu 40'tan fazla mutasyona uğradığı belirtiliyor ve virüsün şu ana kadarki en kötü varyantı olarak kabul ediliyor. Virüsün risk boyutu için zamana ihtiyaç olsa da ilk verilere göre Delta varyantından daha hızlı yayıldığı gözlemleniyor. Aşıdan ve kazanılmış antikordan kaçabilme ihtimali ise en olumsuz senaryolardan biri ki bu önümüzdeki günlerde daha net belli olacak. Ancak PCR testiyle tespit edilebiliyor olması çok önemli. mRNA aşı firmaları BioNTech ve Moderna Omikron varyantı için aşılarını güncelleme çalışmalarına başladı. BioNTech'in Avrupa Birliği ülkelerine yeni varyantlara karşı aşıyı 100 gün içinde revize etme taahhütü bulunuyor. Omikron varyantının bulaş hızı, belirtileri ve hastalığın seyriyle ilgili kesin bilgilerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Melike Şahin'in notlarını dinledik. Bilim insanlarının en büyük endişesi Omikron varyantının aşıların etkinliğini düşürme olasılığı. Bu nedenle başta BioNTech olmak üzere birçok şirket aşılarını gözden geçirmeye başladı. Peki yeni varyanta karşı mRNA bazlı olanlar mı,
inaktif aşılar mı daha avantajlı? Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener bu konudaki görüşünü açıkladı. Şener'in Turkovak vurgusu dikkat çekti. Turkovak gibi yerli ve milli aşımız olan ve diğer inaktif aşı da bu grubun içerisinde sadece S proteini değil M ve N proteini gibi proteinlere karşı da antikor oluşumunu tetiklediği için, uyardığı için özellikle bu ve benzeri varyantlara karşı bir avantaj, koruma yelpazesinde daha kesinlik, koruma yelpazesinin biraz daha genişlemesi, koruma yelpazesinde ekstra bir üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Güney Afrika'dan çıkan Omikron varyantı şimdiye kadar Türkiye'de görünmedi. Ancak bazı aşılı kişilerin de bu varyant nedeniyle enfekte olması tüm dünyada endişeye yol açtı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, BioNTech gibi mRNA aşılarındansa Sinovac ya da Turkovac gibi inaktif aşıların varyanta karşı daha etkili olabileceğini söyledi. Şu anda mevcut aşılardan kaçmaya yönelik bir potansiyel söz konusu değil. Ama şu anda Hong Kong'da yakalanmış olan iki olgun daha önce mRNA Pfizer aşısıyla aşılanmış olan olgular olmuş olması bir nevi bu alanda kafalarda soru işareti yaratmaya başladı. Şu anda takip edilen olguların daha ağır mı seyrettiğini, daha hafif mi seyrettiği ile ilgili elimizde bir veri yok ama ön veriler meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre aslında klinik tablo aynı. Yerli COVID-19 aşısı Turkovak için bir yıl önce başlayan çalışmalar tamamlanmak üzere. Aşı acil kullanım için onay sürecinde. Cezaevlerinde açık görüşler çarşamba günü yeniden başlıyor. Adalet Bakanlığı koronavirüsle mücadele çerçevesinde ziyaret kurallarını belirledi. Özetleyelim, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu. Yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak. Görüş süresi 30 dakikayla sınırlandırılacak. Hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve çocuklarıyla yapılmasına izin verilecek. 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin aşılarının tamamlanmış olması gerekli. Yaptırmayanlardansa son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu istenecek. Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yasak ve ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi olanlara ziyaret izni verilmeyecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'da düzenlenen Çalıştay'da hukuk devleti vurgusu yaptı. Gül, hukuk devleti ilkesini ancak hak ve özgürlükleri geliştirerek güçlendirebiliriz dedi. Hangi suçu işlemiş olursa olsun, adaletin hükmüne konu olan insan devlete emanettir. Cezaevindeki hükümlü de, denetimli serbestlik altındaki yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde elbette muamele görmelidir. Hukuk devleti ilkesini ancak insan onurunu gözeterek, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirerek güçlendirebiliriz. Hakları korumak ve yaşatmak hukuk devletinin önceliğidir ve hukuk devletinin ödevidir. Kanunlar insanoğlunu hak ve özgürlükleriyle korumak için vardır. Bir son dakika haberini aktaralım. Fırtınadan bir son dakika gelişmesi. İstanbul'da etkili olan Lodos fırtınasında acı haberler var. İstanbul Valiliği hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini ve 19 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tekrar edelim, İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre fırtınada, Lodos fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ayrıca 19 kişi de yaralandı. Şimdi son dakika notlarını almak için NTV televizyonuyla ortak yayında NTV muhabiri Osman Terkan'ı dinleyelim. Başımız olmak üzere 4 can kaybı yaşanmıştır deniliyor bu açıklamada. Yani bugünkü bilanço, fırtınanın bilançosu. 4 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 19 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde başlamıştı. İstanbul için turuncu kod uyarısı yapılmıştı. Fırtınanın hızı saatte 60 ila 100 kilometreye ulaşacağı belirtiliyordu. Hasar ve kayıplar meydana gelebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu. Hem AKOM hem de meteoroloji. Direklerin, ağaçların devrilebileceği, çatıların uçabileceği belirtiliyordu ve ne yazık ki sabah saatlerinden bu yana yansıyan görüntülerde birçok ilçeden uçan
çatı görüntüleri geliyor. Ve Esenyurt'tan geldi ilk haber. Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir anne Elif Şanver çocuğuyla birlikte sokakta yürürken bir çatı uçtu. 8 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle üzerlerine isabet etti ve ne yazık ki olay yerinde Elif Şanver, anne Elif Şanver hayatını kaybetti. Çocuğu da ambulansla hastaneye sevk edildi. Sultan Gazi'de yine bir kadın çatıyı onarmak için çatıya çıktığında başına rüzgar nedeniyle kalas isabet etti. O da hayatını kaybetti ve şimdi gelen İstanbul Valiliğinden gelen açıklamada yine iki kişinin daha hayatını kaybettiği yönünde. 3 ağır 19 kişi de yaralandı. Şimdi Çatalca'da çöken, devrilen bir saat kulesi var. Yine Büyükçekmece'de TEM otoyolu üzerinde ilerleyen seyir halindeki tırlar devrildi. İki tır devrildi. Bir kamyon devrildi. Halkalı'da bir vinç devrildi. Ve tabii ki havayolu etkilendi bundan. Uçaklar şu anda İstanbul'a gelen uçaklar havalimanlarına iniş yapamıyor. Farklı illere yönlendiriliyorlar. Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya. Yine deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor sabah saatlerinden bu yana. Özellikle de öğleden sonra şiddetini arttırınca fırtına, dev dalgalar oluştu. Hem Marmara Denizi'nde, tabii ki böylelikle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüs seferleri iptal edilmek zorunda kalındı. Şehir hatları seferleri iptal edilmişti zaten sabah saatlerinde ama öğleden sonra hiçbiri yapılamadı. Şu anda da geçerliliğini koruyor bu durum. Ve işte o turuncu kod uyarısı gerçek oldu. Şu anda da İstanbul'da şiddetli bir sağanak yağış da var. Öğleden sonra başlamıştı. Zaman zaman şiddetini arttırıyor. Dev dalgalar oluştuğunu belirttik. Tabii karayolunda da yine aksamalar var. Sahil yolunda trafik sıkışıklığı yaşanıyor. TEM otoyolunda, E5 karayolunda aksamalar yaşanıyor. Yani Lodos fırtınası İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Can kayıplarına neden oldu. Ne yazık ki bilanço ağır 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 ağır 19 kişi de yaralandı Burcu Kaya. Son dakika haberine ilişkin notları NTV televizyonuyla ortak yayında Osman Terkan'dan aldık. Hatırlatalım, NTV meteoroloji uzmanı Gökhan Abur bu geceye dikkat diyor. Kuvvetli fırtınanın kent genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Son dakika haberini de bir kez daha tekrar edelim. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da fırtınada, Lodos fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 3'ü ağır, 19 yaralı var. Türk sporu önemli bir ismini yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Cengiz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ayrıntıları Baran Bila'dan alacağız. Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı. Tabii hem Galatasaray camiasından hem de tüm spor camiasından önemli isimler de törende hazır bulundu. Mustafa Cengiz 71 yaşındaydı. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmekteydi. Son 1,5-2 yıldır durumu ağırlaşmıştı. Buna rağmen elinden geldiğince sağlık sorunlarına rağmen Galatasaray için çalışmaya devam etti. Son kongrede ise aday olmayacağını açıklamıştı. 80'li yıllardan itibaren özel sektörde önemli görevler üstlenmişti. Futbol Federasyonu'nda da dış ilişkiler bölümünde önemli çalışmalara imza atmıştı. Sonrasında Galatasaray'da yine önemli isimlerden biri olmaya devam etti ve 2018 yılında da başkanlık için aday oldu. İlk etapta kendisine büyük şans tanınmamasına rağmen çekişmeli geçen seçim yarışını kazanmıştı. Galatasaray o dönemde aslında kritik bir dönemden geçiyordu. UEFA'nın mali yaptırım riski vardı. Buna rağmen başarılı, iyi bir grafik verdi Galatasaray ve mali tabloyu düzeltmek için önemli adımlar attı. Galatasaray Mustafa Cengiz başkanlığında 2 şampiyonluk ve 1 Türkiye kupası sevinci yaşadı. Ancak maalesef son dönemde Mustafa Cengiz'in sağlık durumu dediğimiz gibi artık kötüye gidiyordu. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti ve bugün Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından ulus mezarlığında toprağa verildi. NTV muhabiri Baran Bila aktardı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu yemek sepeti hakkında resen inceleme başlattı. İncelemenin nedeni siber saldırıya uğrayan şirketin müşteri bilgilerinin çalınarak fidye talep edilmesi iddiaları. Siber korsanlar tarafından 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı haberleri vardı. Kurul ayrıca şirketin herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği yönündeki açıklamasının doğruluğunu da araştıracak. O Ses Almanya yarışmasında Türk kökenli şarkıcı Zeynep Avcı yine gündem oldu. Elemelerde Zerrin Özer'in Kıyamam şarkısını yorumlayan Zeynep Avcı çeyrek finale kaldı. İzleyenlerden ve jüriden büyük alkış alan o performansı dinleyelim. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahları. Sen geceler boyu buram buram yandım. Ah sen, kokuna hasret uykular. Sekiz yaşındaki Zeynep Avcı O Ses Almanya için mücadele veriyor ama bir yandan da Türkiye'de ilk single'ını çıkarmaya hazırlanıyor diyelim ve bu bölümü tamamlayalım, piyasalara geçiyoruz. Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 1807 puanda. Serbest piyasada dolar 12.73 euro 14.35'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.12 seviyelerinde. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 4.917, gram altın 730 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 76 dolar. Dün hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlardan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı. Galatasaray'da 2,5 yıl başkanlık yapan Cengiz, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Sarı lacivertlilerde 4 eksik var. Fenerbahçe ligde galibiyet serisi peşinde. Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe haftaya 23 puanla 5. sırada giriyor. 13 haftada yalnızca 2 kez kazanan Göztepe ise düşme hattında. Sarı lacivertlilerde 4 eksik var. Tedavileri süren Altay Bayındır ve Ener Valencia'nın yanı sıra kart cezaları bulunan Marcel Tisran ve Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecekler. Sakatlıkları geçen Mesut Özil ve Luis Gustavo ise maç kadrosunda yer alıyor. Vitor Pereira'nın takımını kalede Berke, savunmada Ferdi, Kim, Salay, Novak, Zaits, Sosa, Meyer, Mesut, Serdar, İrfan 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Göztepe'de sakat Mihojević ve cezalı Yalçın Kayan yok. Gürsel Aksel stadında saat 20'de başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Ligde zirvenin 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta kritik bir zirve vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya geldi. Görüşmeden devam kararı çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevine devam ediyor. Tecrübeli teknik adam siyah beyazlı takımdaki kötü gidiş nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelirken toplantıdan ayrılık kararı çıkmadı.
Giresunspor maçının ardından istifa etmeyi düşünen ancak bu kararından vazgeçen Sergen Yalçın göreve devam etmek istediğini Başkan Çebi'ye iletti. Bunun üzerine Çebi, "Hocam sen zaten bir yere gitmedin. Devam ediyoruz. Senin kararın bu yöndeyse biz senin arkandayız." yanıtını verdi. Resmi açıklamayı AS Başkan Emre Kocadağ yaptı. Sergen Yalçın'ın arkasında olduklarını söyledi. Geldiğimiz sonuç itibariyle nedenleri nedir? Bu başarısız gidişin nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Bu noktada bizim neler yapmamız lazım? Hocamız neler yapacak? Başkanımızla beraber bu noktalarda değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takıma inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da kendisine, takımımıza inancı zaten var. Dün başkanımız bunu belirtti. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak, kuvvete sahip. İnşallah biz bu günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum. Ligde üst üste 4 maçtır kaybeden ve 14. haftayı 20 puanla kapayan Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde. Futbol dünyasının en prestijli ödülü bu gece sahibini bulacak. Ballon d'Or 2021'in sahibi Paris'teki törende açıklanacak. Ballon d'Or geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Bir yıllık aranın ardından düzenlenecek gecede büyük ödül için 3 favori gösteriliyor. Söz konusu isimler Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Chelsea'den Jorginho ve Paris Saint-Germain'den Lionel Messi. Arjantinli yıldız bu gece ödülü kazanırsa kişisel koleksiyonuna 7. kez Ballon d'Or ekleyerek rekorunu geliştirecek. Heyecanla beklenen ödül töreni saat 22.30'da başlayacak. Bundesliga'da kötü günler geçiren Hertha Berlin teknik direktörlüğe Tayfun Korkut'u getirdi. 46 yaşındaki teknik adam Alman ekibini sezon sonuna kadar çalıştıracak. 13 haftada 14 puan toplayan Hertha Berlin küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor. Berlin ekibi ligde 4 maçtır kazanamıyor. Tayfun Korkut son olarak Stuttgart'ta görev almıştı. İyi akşamlar. Batı bölgeler etkisi altından alçak basınç ve buna bağlı soğuk cephe oldukça güçlü. Ön tarafındaki sıcak sektörde sıcaklıklar oldukça yükseldi. Bugün 22-23 dereceye çıkan sıcaklık yarın rüzgarın giderek kuvvetlenmesiyle beraber 15 derecenin altına inecek özellikle batı kesimlerde. Yarınsa sağanaklar giderek kuvvetlenir, özellikle bu gece saatlerinden başlanan sağanakların yarın etkisini daha da artırmasını, Batı Karadeniz'de, Marmara'da ve Ege'de yer yer kuvvetli sağanakların kuvvetli lodosla beraber bölgeyi etkilemesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde ise rüzgar kuzeye dönecek ve havanın soğumasına bağlı olarak yağışlar Bolu, Karabük, Kastamonu arasında ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönecek. Çarşamba günü ise Türkiye genelinde hızlı bir soğuma bekliyoruz. Yer yer sıcaklıklar kuzey kesimlerde 10 derecenin altına inerken Trakya'da yağış kesilecek, Marmara genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz'de yağış görülmezken ülkenin diğer kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri oluşacak. Yağışlar yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde olurken özellikle doğuda don ve buzlanmayla beraber kar yağışları giderek güçlenecek. İstanbul'da bu gece lodos kuvvetli ve kuvvetli lodosla beraber sağanak yağışı bu gece ve yarın aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Yarın sıcaklık 14 dereceye inecek. Çarşamba günü ise İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 9-10 derecenin üzerine çıkamayacak. Yağışlar sabah saatten hafif olarak devam edecek ama ayaz etkili olacak. Ankara'da lodos kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Yarın fırtına şeklinde esecek lodosla beraber akşam saatlerinde başlayacak sağanaklar yer yer kuvvetli olarak devam edecek. Lodos fırtına boyutlarına çıkarken sıcaklıkları da azaltacak. Yarın 15-16 derece olan sıcaklık çarşamba günü 4-5 derecenin altına inecek ve yağışlar Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, hatta yer yer kar şeklinde olacak. İzmir'de ise lodos fırtına şeklinde esmeyi sürdürüyor. Yarın için sağanak yağışlarla beraber kuvvetli rüzgar ve fırtına bölgeyi etkilerken sıcaklıklar yarın 15-16, çarşamba günü ise 12-13 derecenin üzerinden çıkamayacak. Yağışların çarşamba günü kıyıda kıyı kesimlerde etkisini tamamen kaybetmesini, İzmir'in doğu ilçelerinde ise yine gün içinde aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yeni saate girerken İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. İstanbul'da
Lodos fırtınası trafiği oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Trafik yoğunluğu şu anda %80 seviyelerinde. D100'de Sefaköy Çoban Çeşme yönü sol şeritten hasarlı bir trafik kazası haberi aldık. Ayrıca Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönün sol şeritte bir araç arızası meydana gelmişti yarım saat kadar önce. Her iki noktada yoğunluğun artmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Köprülerin yoğunluğuna bakacağız. Avrupa Anadolu yönünde ikinci köprünün yoğunluğu Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar ulaşıyor. Birinci köprünün trafiği ise Ayvansaray'a kadar ulaşıyor, yine aralıklarla olduğunu söyleyebiliyoruz. Karşı yönde de birinci köprü girişinde oldukça yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Köprülere özel bir durum var fırtına nedeniyle. Bilhassa motosiklet sürücülerini korumak amacıyla kontrollü bir geçiş sağlanıyor. Bu nedenle köprülerde bu akşam ciddi bir yoğunluk söz konusu. Avrasya Tüneli geçişlerinde ise sahil yolunda Samatya ile Yenikapı arasında bir süre trafikte beklemeyi göze almakta yarar var. Benzer şekilde Ataşehir trafiği de sürücülere zor anlar yaşatıyor. Lütfen dikkat, iyi yolculuklar. NTV Radyo'da akşam haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz. Ben Gülnur Öztürk Yener, 18 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Yurdun batısını fırtına vurdu. İstanbul'dan ölüm haberi geldi. İstanbul'da 4 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 19 kişi de yaralandı. Kocaeli'de de fırtınadan yaralananlar var. Birçok kentte deniz, hava ve kara ulaşımı olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtına çatıları uçurdu. İstanbul'da 4 kişi devrilen çatıların altında kaldı, hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 19 kişi yaralandı. Elif Şanver çocuğuyla birlikte alışverişe çıkmıştı. Binanın kopan parçaları üzerlerine düştü. Çocuğunun üzerine kapanan anne Elif Şanver olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Fırtına Marmara ve Ege'de etkili oldu. İstanbul'da Büyükçekmece'de rüzgar iki tır ve kamyoneti devirdi. Çatalca'da saat kulesi yıkıldı. Lodos fırtınasında ağaçlar kökünden çıktı, tekneler battı, elektrik direkleri, ağır araçlar devrildi. Deniz, hava ve hatta kara ulaşımı olumsuz etkilendi. Feribot ve vapur seferleriyle bazı uçuşlar iptal edildi. Türk Hava Yolları'nın 6 uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul'a inemedi. 5 sefer Ankara'ya, 1 sefer İzmir'e yönlendirildi. İstanbul'da motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine çıkması savrulmamaları için polis tarafından engellendi. Ambarlı Limanı'nda sürüklenen konteyner gemisi iskeleye çarptı. Limandaki konteynerler devrildi. Erol abinin kulübesi! Güvenlik kulübesi içerideki görevliyle birlikte sürüklendi. İş yerlerinin tabelaları, tenteleri uçtu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir cami inşaatında iskele çöktü. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İzmir'de rüzgarın hızı saatte 110 kilometreye çıktı. Karşıyaka sahilinde deniz karayoluna taştı. Meteoroloji tahminlerine göre etkili lodos yerini soğuk hava ve karayele bırakacak. Yarın Marmara üzerinden soğuk hava girişi olacak. Sıcaklıklar birden neredeyse 10 derece düşecek. İstanbul'da bugün lodos yönünden fırtına vardı. Yarınsa karayel yönünden şiddetli bir rüzgar olacak. Ayrıca sağanak yağmur devam edecek. Salı özellikle gece saatlerinde bazı noktalarda kar yağışı da bekliyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın değerlendirmelerini, uyarılarını dinledik. Birazdan fırtınanın vurduğu İstanbul'da son duruma bakacağız. Sabahtan bu yana ilçe ilçe dolaşan Osman Terkan'a bağlanacağız. Bağlantımız hazır olana kadar siyasi gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta İç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını yanıtladı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin geçen hafta gerçekleşen ziyaretini de değerlendirdi. Şubat ayında iade-i ziyarette bulunacağını söyledi. Muhammed Bin Zayed'de 2011 yılında bir görüşmemiz olmuştu. Ondan sonra bazı değişik dönemler yaşadık.
Ama biz tamamen ipleri koparmadık. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in Türkiye ziyaretini ve yapılan anlaşmaları yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sundular. Bu yatırım planını da uygulamaya koymak suretiyle çok daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Bu konuda da güzel gelişmeler olacak. Bundan sonraki sürece yönelik de Şubat ayı içerisinde benim bir iade-i ziyaretim olacak. Erdoğan, İsrail ve Mısır devletleriyle ilişkiler, bu ülkelere büyükelçi atanacak mı sorusuna da yanıt verdi. Şimdi zaten kararımızı verdiğimiz zaman tabii ki büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Bu söylediğiniz ülkelerin kiminde maslahat güzar olarak atılmış bazı adımlar var. Büyükelçi yok ama maslahat güzar var. Bu adımları da peyderpey belli takvim içinde atmış olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç siyasete ilişkin de mesajlar verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yönelik bize oy veren tabanımıza gayri milli dersen biz seninle asla helalleşmeyiz dedi. Madem helalleşmeden bahsediyorsun, helalleşmek isteyen kalkıp da helalleşmek istediklerine bu şekilde gayri milli diye hitap eder mi? Gayri milli diye hitap ettiğin kişiye oy verenler bu ülkede %52. %52 ile Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi mi? Seçildi. O sebeple